T24, Duvar, Medyascope, Biyanet gibi internet siteleri de var bunların arasında. Amerikan dolarıyla solculuk yapıyorlar. Birçoğunun solcu kimlikleri ve tanıtımları var sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Evangelist Hristiyanların, Siyonist Yahudilerin ittifakından Amerikan doları alıyorlar. Kime hizmet edecekler? Doları kimden alıyorlarsa ona hizmet edecekler. T24, Duvar, Medyascope, Biyanet. Evangelist Hristiyanların, Siyonist Yahudilerin amaçlarına hizmet edecekler. Niye? Parayı oradan alıyorlar. Öğren bunları ey vatandaş. Bil, bu memlekette gazeteci, televizyoncu, radyocu, görünümlü Evangelist Hristiyan, Siyonist Yahudi ittifakının uşakları var. Siyasi parti görünümlü uşaklar var. Bilim adamı görünümlü uşaklar var. Birlikteliğimiz sürüyor. Sevgili dostlar, Ramazan Almaçayır Marmara'yla ilgili önemli bir yalanın doğrusunu anlatacak sizlere. Karşımızda Ramazan Almaçayır, günaydın, kolay gelsin. Sözü ve yayını sana devrediyoruz. Günaydın Erkan Tan. Dün bazı platformlarda Marmara ile ilgili ücretlendirme konusunda bazı haberler çıkmıştı. Ancak Marmara ile ilgili bu bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları AŞ Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamayla yalanlandı. O bilgiler neydi? Biz şu anda Marmara'nın İstanbul Üsküdar'daki en hareketli lokasyonlarından Üsküdar'daki durağındayız. Ücretlendirmenin kaç durak gidilirse gidilsin 7 lira olacağı şeklinde bazı haberler çıkmıştı. İşte bununla ilgili olarak da TCDD'de Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı ve bu haberi, bu iddiaları yalanladı. Yani Marmaray'da yolculuk yapan kişilerin gittikleri durak sayısı kadar ücretlendirmenin devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Tabii aslında biraz daha geriye gitmek gerekirse 9. aydaki UKOME'ye yazılan bir yazı da paylaşıldı yine müdürlük tarafından. Marmaray'la metrobüsün ana omurga taşımacılık sistemi olduğu ve aynı şartlarda hizmet vermesi gerektiği de belirtildi. UKOME'ye bununla ilgili de yazı yazılmıştı. Yani aradaki sıkıntı şuydu aslında. UKOME metrobüsten inip Marmaray'da aktarma yapılması nasıl uygunsa, Marmaray'dan da inildiğinde metrobüse aktarma yapılmasının uygun olması konusunda demir yollarının UKOME'ye bir talep yazısı vardı. Fakat dün çıkan haberlerde Marmaray'da 7 lira ücretin kaç durak gidilirse gidilsin sabit olacağı şeklinde haberler vardı ve genel müdürlükten de yapılan açıklamada bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi ve yine geçmiş dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından %35'lik ulaşım zammına da hali hazırda itirazın devam ettiği ve bu sürecinde takip edildiği belirtildi. O açıklamayla ilgili önemli kısmı şu, vatandaşlarımızı ilgilendiren kısmı, Marmaray biletlerinin ücretlendirmesi durak sayısına göre 6 kademeli olarak belirlenmiş olup 1 ila 7 durak arasında tam 3.50 lira, indirimli 1.70 lira. En uzak mesafe olan 36.43 durak uzaklıkta tam 7.75 lira, indirimli ücret ise 3.50 lira olarak devam etmektedir denildi. Yani bir durak, iki durak giden 7 lira ödeyecek algısı da aslında yapılan bu açıklamayla yalanlanmış oldu. Yapılan yazılı açıklamayla birlikte. Yani İstanbul'da Gebze halkalı arasında önemli bir güzergah oluşturan Marmaray günde binlerce İstanbulluya aslında hizmet veriyor. Genel müdürlük tarafından yapılan yazılı açıklamada durak sayısına göre vatandaşlar ücretlerini ödemeye devam edecek. Yani kaç durak gidilirse gidilsin 7 lira ücret ödenecek açıklamaları da, haberleri de ilk ağızdan yapılan yazılı açıklamayla yalanlanmış oldu Erkan Tan. Ramazan Almaçayır'a çok teşekkür ediyoruz. Yine malum isimler, CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimler, internetteki yayın organları bu yalan iddiaları köpürttüler her zaman olduğu gibi. Peki